Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Salı günü eski dostu olan önemli bir konuğunu Çankaya Köşkü'nde ağırladı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Tarja Halonen. Karşılama töreni, ikili ve heyetler arası görüşmelerden sonra her iki cumhurbaşkanı kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Gül, Cumhurbaşkanı Halonen'de 1990'lı yıllarda Avrupa Konseyi'nden başlayan dostlukları bulunduğunu söyledi. İki ülke arasındaki ilişkileri mükemmel derecede diye nitelendiren Cumhurbaşkanı Gül, Finlandiya ile Türkiye arasında Finlandiya'nın bağımsızlığını kazandığı 1918'den beri dostluk anlaşmalarının imzalandığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Gül, 1999 yılında Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylığının gerçekleşmesi sırasından Finlandiya'nın desteğini hatırlatarak Avrupa Birliği konusunda daima bize destek vermişlerdi. Bundan sonra da inanıyoruz ki aynı desteği sürdüreceklerdir, dedi. Akşamsa Cumhurbaşkanı Gül ve Bayan Gül, Finlandiya Cumhurbaşkanı Tarja Halonen ve eşi Pentti Arjavi'nin onuruna Çankaya Köşkü'nde resmi akşam yemeği verdi. Yemekte yaptığı konuşmada Türkiye ve Finlandiya'nın Avrupa coğrafyasının kuzey ve güney uçlarında yer alan ve aynı dil ailesine mensup iki ülke olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Gül, halklarımız samimi dostluk hisleriyle birbirine bağlıdır. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin tarihi çok eskilere dayanır, dedi. Cumhurbaşkanı Gül, modern Avrupa'nın siyasi mimarisinin şekillendirilmesine yönelik çabalarda her zaman yerini alan Türkiye'nin, günümüzde de Avrupa Birliği üyeliği hedefi doğrultusunda kendinden emin adımlarla ilerlediğini vurgulayarak, bu süreçte Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerinin de taahhütlerine bağlı kalmalarını ve katılım sürecimizi samimiyetle desteklemelerini beklediğini söyledi. Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz açısından Finlandiya'nın ayrı bir yeri bulunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'ye adaylık statüsünün Finlandiya'nın dönem başkanlığı sırasında verildiğini hatırlattı. Söz konusu kararın alınmasında Finlandiya'nın sarf ettiği çabaları her zaman şükranla hatırlıyoruz. Finlandiya'nın Avrupa Birliği üyelik sürecimize verdiği güçlü destek, gerek Türk gerek Avrupa kamuoyularına doğru mesajların iletilmesi açısından ziyadesiyle mühimdir. Cumhurbaşkanı Gül, çarşamba günü ise Tarım ve Köy İşleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker ve beraberindeki heyeti Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Tarım Bakanı Eker, Cumhurbaşkanı Gül'e bakanlığının çalışmaları ve Türk tarımının genel yapısı hakkında bir sunum yaptı. Kabulde internet üzerinden yayın yapan Tarım TV'ye açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Gül, tarımın her zaman ana sektör olduğunu vurgulayarak Türkiye'nin coğrafyası ve nüfusu bakımından büyük bir ülke olduğuna dikkat çekti. Bu açıdan bakıldığında tarımın ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Gül, önemli olan tarımı bilinçli yapmaktır. Elbette bu işin zorlukları da olacaktır ama bu zorlukları daha çok çalışarak el birliğiyle aşmak gerekiyor, dedi. Türkiye'nin esas zenginleşmesinin tarım sektöründe çalışanların hayat seviyesinin yükselmesiyle ilgili olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Gül, sözlerini şöyle sürdürdü. Türkiye'nin tarım karakterini muhakkak koruması lazım. Türkiye tarım ülkesi mi olacak, sanayi ülkesi mi gibi anlamsız tartışmalara hiç girmeden tarım sektörünün gücünü, verimliliğini artırmak. Bu da modern çalışmayla geçiyor. Tarımda kullanılan teknolojiyi artırarak, bilgiyi aktararak tarımla uğraşanlara, herkese Türkiye'nin çok daha bereketli topraklar olduğunu göstermemiz gerekir. Perşembe günü Çankaya Köşkü oldukça anlamlı bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin önemli bir sorunu haline dönüşen diyabet hastalığına dikkat çekmeyi hedefleyen Diyabeti Durduralım kampanyası, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrunisa Gül'ün katılımıyla Çankaya Köşkü'nde başladı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Gül, bu kampanyayı vatandaşların dikkatini diyabete çekmek ve konunun üzerine daha azimle gidilmesini sağlamak için himayesini aldıklarını belirterek, önemli olan bu toplantıdan sonra yapılacak faaliyetlerdir, dedi. İnsan hasta olduktan sonra hastalığın tedavi edilmesinin hem maliyet hem de çekilen acılar açısından külfetli olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Gül, bu noktada önemli olanın hastalığı önleyici tedbirler almak olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra kürsüye eşi Hayrunisa Gül'ü davet etti. Herhalde Hayrunisa Hanım da bu konuyla ilgili herhalde söyleyecekleri var. Teşekkür ederim Abdullah Bey. Abdullah Bey'in de söylediği gibi... Bayan Gül de yaptığı konuşmada diyabetin sadece şimdiki değil, gelecek nesillerin sağlığını tehdit eden hastalıklardan birisi olduğunu kaydetti. Bayan Gül, modern çağın getirdiği hayat tarzıyla birlikte beslenme alışkanlıklarının değişmesinin ve hazır gıda tüketiminin artmasının, çağın hastalığı olarak adlandırılan obeziteye ve başta diyabet olmak üzere pek çok kronik hastalığa sebep olduğunu belirtti.
Ülkemizin kimliği, mirası olarak yöresel tohumlarımızı ve ürünlerimizi özenle korumamız gerektiğine dikkat çeken Bayan Gül, gelecek kuşakların bu tatları hiç alamayacaklarından duyduğu üzüntünün altını çizdi. Bugün yediğimiz her şeyden korkar hale geldik. Bırakın işlenmiş gıdaları, bir meyveyi, bir sebzeyi bile çocuklarımıza yedirirken acaba hormonlu mu, genetiğiyle oynanmış mı diye endişe ediyoruz. Bizim neslimiz bu konuda daha şanslıydı. Bizler doğal ürünlerle büyüdük. Çocukluğunda o lezzetleri tadan birçok kişinin şu anda bile içinden "Ah nerede o eskimiz kokulu domatesler, üzerinde toprak kokan taze meyveler, sebzeler" dediğini duyar gibi oluyorum. Cuma günü ise Cumhurbaşkanı Gül yurt gezileri kapsamında Tokat ilindeydi. Tokat'ta valiliğe gelişinde yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Gül, burada halka hitap ederek şehre gelişinden itibaren kendisine gösterilen sevgiye ve ilgiye teşekkür etti. Sevgili Tokatlı vatandaşlarım, hepinize sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Daha sonra belediyeyi ziyaret eden ve belediye başkanı Adnan Çiçek'le görüşen Cumhurbaşkanı Gül, Tokat'ın tekstil ürünleriyle 17. yüzyılda Osmanlı'nın en önemli ihracat merkezi olduğunu kaydederek şehrin tarihi kimliğinin öne çıkarılması gerektiğini işaret etti. Osmanlı döneminden en çok tekstil yapıldığı merkez Tokat'tadır. Tokat'ta ilin önde gelenleri, şehit aileleri, gaziler ve hayırseverlerle öğle yemeğinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Gül, yemek öncesinde 2000 yılından bu yana eğitime katkıda bulunan hayırseverlere plaketlerini verdi. Yemekte yaptığı konuşmada ise Tokat'ın gazileri ve şehitleri en çok olan illerimizden birisi olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Gül, önce devlet olmak üzere gazilere ve şehitlere sahip çıkmanın herkesin boynunun borcu olduğunu belirtti. Türk milletinin en asil vasıflarından bir tanesi de şehitleriyle, gazileriyle daima onur duyması ve onları baş tacı etmesidir, diyen Cumhurbaşkanı Gül, hangi ilde, ilçede, mahallede şehit ailesi ve gazi varsa o bölgenin en onurlu, baş tacı yapılacak insanlarının onlar olduğunu aktardı. Cumhurbaşkanı Gül ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğü Mevlevihane Müzesi'ne geçerek burada incelemelerde bulundu. Daha sonra da Latifoğlu Konağı Müzesi'ni ziyaret ederek tarihi Sulu Sokak'ta yürüyen Cumhurbaşkanı Gül, tarihi mekanlar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Gül, yürüyüşü sırasında kendisine eşlik eden vatandaşlarla sohbet ederek tarihi Taşhan'da esnafla çay içti. Tokat'ta son olarak Gazi Osman Paşa Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret eden ve Rektör Mustafa Şahin'den bilgi alan Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra programını tamamlayarak Ankara'ya döndü.